Efendim mutlu günler. Bugün 23 Eylül günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Yeni bir haftada otizmle farkındalık programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda birbirinden değerli iki konuğum yine bizlerle birlikte. MEK Otizm Spor Eğitmeni Erdi Çetin bizlerle birlikte. Merhaba. Ve her zaman olduğu gibi sevgili değerli beslenme ve diyet uzmanımız Pakize Güller yayın konuğum. Efendim hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk. Güzel bir yayın olacak yine her zaman olduğu gibi. Erdi Bey sizle başlamak istiyorum. Ben sizinle ilk kez yayına başlamış oldum böylelikle. Hoş geldiniz yeniden. Otizm nedir? Otizmi belirli bir kalıba sığdıramayız aslında. Çok geniş bir alana sahip. Şöyle tanımlayabiliriz. Otizm daha çok 2-3 yaş aralığında ortaya çıkan, 2-3 yaş yaşlarının ortaya çıkan daha çok küçük yaş gruplarında, yani küçük yaş seviyesinde, küçük yaşlarda ortaya çıkan nörogelişimsel bozukluk. Yani nörogelişimsel dediğim sinir sistemindeki bir aksaklık. Öyle tanımlayabiliriz. Tabii otizmin oluşmasında birçok etken var. Bunlar ailede bulunan anne babanın ileri yaşlarda olması. Aşılar, özellikle şu an günümüzde aşılar yoluyla insanlarımıza bu şekilde kimyasal yollarla birkaç tehdit diyebileceğimiz durumlar söz konusu. Bu şekilde bulaşabiliyor. Sonra akraba evlilikleri. Yani otizmin genel bir tanımı yok aslında. Aslında birçok faktör var. Evet, birçok faktör var. Zaten yayınımızda değinelim. Evet. Siz MEK Otizm ailesinde spor eğitmenliği yapıyorsunuz. Evet. Peki spor etkinlikleri olarak otizmli çocuklara ne gibi spor faaliyetleri veriyorsunuz? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Spor etkinlikleri olarak asıl amacımız bizim burada çocuklardaki nöron sayılarını arttırmak. Bu çocukların birçoğu hareketsiz evet. Ve beyinlerine yeterli seviyede kan pompalanmıyor. Bunun neticesinde beyinlerinde bulunan nöronlar büdüşüyor. Bizler yaptırdığımız antrenman türleriyle bu nöron sayılarını, nöron sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Evet. Beynimizde hipokampüs diye bir bölüm var. Hipokampüste bu nöron sayıları, hipokampüs nöronların bulunduğu yer. Yani şöyle egzersizlerimizden bahsedeyim. Egzersizlerimiz genellikle biz üçe ayırdık. HIIT, interval. HIIT ve intervalde kendi içinde gruplar ayırdık. Çocukların yaşlarına göre değişiyor mu bu? Evet. Şöyle oluyor. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklarımız geliyor. Onlara da tabii amacımız burada hedeflediğimiz sporu yaptırabilmek. Fakat şöyle bir şey var. Onları tutup da HIIT antrenman yaptıramıyoruz. Yani yüksek şiddetli intervale direkt sokamıyoruz. Çünkü yaşları belli. Yaşları ufak olduğu için belli kas grupları gelişmemiş oluyor. Bizler onları daha çok oyun katarak, yani hem hedeflediğimiz sporu yaptırıyoruz ama içine oyun katarak bunu hem onların algılayabileceği biçimde hem de sıkılmadan daha böyle kontrollü biçimde yani otorite, onların istediği aynen, bir şekilde aynen, aslında onların biçim. İsteklerinin evet. Dışına da çıkmıyorsunuz. Peki belli bir süre olarak haftada belli bir verdiğiniz zaman dilimi var mı? Biz aylık olarak ayda 25 saat eğitim veriyoruz. Çocukların bu sürece girdikleri andan itibaren kesinlikle spora girdik, yani bu sürece girdikleri andan itibaren bırakmalarını önermiyoruz. Haftanın 6 günü biz MEK Otizm'e gelmelerini söylüyoruz her zaman. O gelemedikleri bir günde de ailesiyle dışarıda 1 saat durmayarak, yani durmayacak şekilde yürümelerini tavsiye ediyoruz. Tabii bazı ailelerimiz çeşitli sebeplerden dolayı çocuklarını her zaman getiremiyorlar. Ne gibi sebeplerden mesela? İşte iş hayatları olsun, günlük hayatlarındaki çalışma durumları olsun. Farklı problemleri oluyor işte ailevi durumlar. Aynen. Aileler çalışıyor, getiremiyorlar çocuklarını ve getirecek başka kimse bulamıyorlar. Bizler ne yapıyoruz burada? Böyle danışman olarak da bu ailelere yardımcı olabiliyoruz. Çok güzel ama. Evet. Ayrıca kendimiz antrenman programlarını yazıyoruz. Ev ortamında kendi uygulayabilecekleri şekilde, yani evde bulunan aletlerle veya aletsiz olarak programlarını veriyoruz ailelere. Onlar da evlerinde uygulayabiliyorlar. Aslında bir anlamda aktivitelerden uzaklaşmamak için siz programlarla ailelere destek oluyorsunuz. Çocuklar bunları aileleriyle birlikte, evet. Ebeveynleriyle birlikte evde uygulamaları için. Yani şu şekilde özetleyebilirim. Bu sürece giriyorlar ve ömürlerinin sonuna kadar spordan vazgeçmemeleri lazım. Yani bu işe girdikleri anda ömür boyu bu spora devam etmek zorundalar. Peki sıkıldıkları zaman neler yapıyorsunuz? Mutlaka biz bile spora gidiyoruz ve sıkılıyoruz, bazen istemediğimiz günler aynen. Oluyor. Yani çocuklarda neler yapıyorsunuz? Başka bir aktiviteye mi yönlendiriyorsunuz? Yok, biz MEK Otizm olarak sadece 1 saat. Bizim eğitimimiz bir gün, günlük olarak 1 saat. Haftada 6 veya 7 güne sığdırabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz?
Bazı çocuklarımız dediğiniz gibi sıkılabiliyor. Bazı bunlara şarkı istiyorlar mesela. Şarkı isteyen çocuklarımız oluyor. Onlara şarkı eşliğinde müzikle beraber sporumuzu devam ettirebiliyoruz. Ayrıca çok güzel. Bir çocuk geliyor. Mesela bu çocuklar her gün farklı bir tepkiyle gelebiliyor. Bizler burada ne yapıyoruz? İşte hava kapalı oluyor mesela. Çocuğun psikolojik olarak durumu farklı olabiliyor. Mesela o an, o günkü sporu yapmak istemiyor. Bizler bazen böyle onlara bırakabiliyoruz. Esneklik. Aynen, esneklik gösterip esneklik. Onlara bırakabiliyoruz. Yani genelde de o ne oluyor? Yer hareketleri, yani statik dediğimiz hareketsiz biçimde yerde uyguladığımız karın hareketleri oluyor. Siz ilgileniyorsunuz. Evet, yine biz ilgileniyoruz tamamıyla. Yani bir saat boyunca hangi eğitmen gidiyorsa dersine o ilgileniyor. Hı hı. Çok güzel. Size dönmek istiyorum Pakize Hanım. Şimdi tuzlarla ilgili çok soru geliyor yayınımıza. Geçen hafta da geldi ama programımızda zaman yetersizliğinden sonlandırmak zorunda kaldığımız için detaylı bir şekilde giremedik. Beslenmede tuzların öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi hangi tuz demek lazım önce? Tamam. Sofra tuzu mu yoksa başka tip tuzlar mı? Sofra tuzu çok fazla miktarda sodyum ve klorür içeriyor. %97 gibi. %3'te koruyucu maddeler var içinde. Buz fazla sodyum ve fazla klorür tansiyona neden olabiliyor. Bir takım vücutta düzenlerin bozulmasına neden olabiliyor. O yüzden biz sofra tuzu yerine Himalaya tuzu veya kaya tuzu, deniz tuzu dediğimiz tuzları kullanıyoruz. Tercih olarak ben daha çok kaya tuzu ve deniz tuzu yerine, çünkü ağır metal de olabilir düşüncesiyle, Himalaya tuzu daha çok öneriyoruz. Nereden temin ediliyor? Her yerde var Himalaya tuzu. İstediğinizde bulursunuz şeylerin içinde. Hani kaya tuzu gibi yine. Yaklaşık onun içinde de %80 oranında sodyum klorür var ama geri kalan %20'si vücudumuzda bulunan kan plazma seviyesiyle aynı 82 tipte minerallerle dolu. Yani dolayısıyla kan plazma seviyesine yakın bir mineral örüntüsü var. O yüzden sofra tuzunu bir kenara atıyoruz. Onun yerine Himalaya veya kaya tuzu veya deniz tuzu kullanıyoruz diyoruz. Bu bizim için şu açıdan faydalı. Sonuçta vitamin mineral, ya yani en güzel mineral alma kaynağımız tuz aslında. Bunu alıp cebimize koyduğumuzda birçok sorunu da çözmüş oluyoruz. Özellikle bize yıllarca hipertansiyonda tuz kullanmayalım dediler ama bir türlü de çözemediler bu konuyu. Bu konuyu Himalaya veya kaya tuzu veya deniz tuzu kullanarak çözmüş oluyoruz aslında. Nasıl kullanacağımız derken aslında sebze ve meyvelerin ekstra bir tuza ihtiyacı yok. Fakat Himalaya tuzu kullandığınızda, deniz tuzu veya kaya tuzu kullandığınızda daha bonkör olabiliriz. Dediğim gibi kan plazma seviyesiyle aynı. Aslında geçen sefer suyun içine katılma şeklini anlatmaya çalıştım ama ben şöyle yapıyorum. Önce suyu kullanırken alkali su almaya çalışıyorum. Nedir alkali asit derken? 0'dan 12'ye kadar olan kısma biz pH diyoruz. pH 0'dan 7'ye kadar olan kısım, 7 nötr, 7'ye kadar olan kısım asit, 7'den sonrası 12'ye kadar olan kısmı da biz alkali diyoruz. Suyumuzu 7 ve üzerinde almamız lazım. 8, 8,5, 9. Hatta suyumuzu ben biraz da mineralden katmak için kaya tuzunu veya Himalaya tuzunu bir su bardağı kadar suyun içine koyuyorum. İyice doyuruyorum onu tuzla. Birkaç partikül de kalıyor. Bir gün bekletiyoruz. Onu da yarım çay bardağı kadar damacanın içine katıyorum. Böylelikle daha mineralli, daha yoğun, daha sağlıklı bir su olmuş oluyor. Yine tuzu kullanırken tabii dikkat etmemiz lazım. Sebze ve sebzelerin içinde, etin üzerinde, tavuğun içinde kendine ait tuza gerek yok. Yani tuz ekstra katmak için bir neden yok ama genelde katılıyor. Evet, aslında gerek yok. Yani siz sebzenin kendi tadına yavaş yavaş vardığınızda ihtiyaç da duyulmaz. Mesela ıspanakta hiç gerek duyulmaz veya diğer sebzelerde çok gerek duyulmaz. Ama katıyorsak biraz daha Himalaya ve kaya tuzunda bonkör davranabiliriz. Çok az miktarlarda. Yaklaşık ben 3-5 gramı geçmemek kaydıyla derim. Onun haricinde de mutlaka tuz kullanırken dikkatli olmak lazım özellikle hipertansiyon hastalarımız için. Ama iyi bir mineral kaynağı olduğu için de hani tuzdan da vazgeçemiyoruz işin açığı. Dediğim gibi çeşidi önemli. Himalaya veya kaya tuzu kullanacağız. Sofra tuzları nasıl yapılıyor derseniz yine onların beyazlatırılarak 82 adet mineral ayrışması sodyum ve klorürle devam eden bir süreçte gelişiyor. Aslında beyaz un gibi tuz da
beyaz zararlı hale getiriliyor. Sofra tuzunu tercih evet. ediyoruz. Mesela şöyle diyelim, turşu yaparken biz kaya tuzu kullanırız. Neden? Sebzelerin ömrünü uzatabilmek için. Bu turşuya bunu yapabiliyorsa bizi de koruyordur diye hı-hı. düşünüyoruz. O yüzden tuzun bir kere cinsini belirlemek, otizm değil sadece, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımıza değil, bütün insanlar için, bütün herkes için gerekli bir şey. Bunu söylemekle gurur duyuyorum, yani herkes kullansın rahatsız. Sofra tuzu artık çöp mahiyetindedir benim için. Himalaya veya kaya tuzu kullanabiliriz. Siz zaten her programda bunu özellikle Pakiz Hanım bize dile getiriyor, belirtiyorsunuz yani tuzun nasıl ne şekilde kullanılması gerektiğini de aktarıyorsunuz. Ben şunu da sormak istiyorum hemen sırası gelmişken. Kutu sütlerden bahsedelim. Şimdi çocuklar çok seviyor, aileler evine alıyor ama şişeyi tercih eden de var. Sütlerle ilgili neler söylemek istersiniz Pakiz Hanım? Kutu sütler daha çok UHT tekniğiyle yapılıyor. Sağlıklı mı? Şöyle söyleyeyim size, 2 ton basınçla 135-140'ın üzerinde bir sıcaklıkla kısa süreli bir işleme tabi tutuluyor. Burada sorun şu, içindeki yararlı olan mikroorganizmalar ve zararlı olanların hepsi ölüyor. Artık süt form değiştiriyor. Özellikle protein yapısı bozuluyor. O yüzden biz kutusuz süt hiç önermiyoruz. Hele inek sütü hiç önermiyoruz. Ondan yapılanları da çok önermiyoruz. O yüzden tamam, protein açısından iyi. Fakat şunu da diyemiyoruz. Yani sonuçta biz sosyoekonomik yapısı belli bir toplumuz. Süt içmeyin diyemiyoruz ama. Tabii. Sütün bu morfolojik yapısı bozulduğundan dolayı vücut içinde inflamasyon nedeni oluyor. Çünkü inek sütünde özellikle, daha çok inek sütleri satılıyor UHT olarak. İnek sütlerinin içinde A1 tipi kazein olduğu için ve bunu vücut tanımıyor. Tanımadığı için bizim için problem. O yüzden daha çok kefir olarak tüketilebilir. Günlük süt alabiliriz. Hatta dışarıda cam şişelerin içinde günlük sütler satılıyor yine marketlerde. Evet. Fakat onun da bir tarihi var. Yani raf ömrünü uzatmak için yapılmış işlemler bunlar. Biz bu gıdaları çok önermiyoruz. Olabilirse kendimiz sütümüzü alıp kaynatalım diyoruz. Kendimiz yoğurdumuzu kendimiz yapalım diyoruz. O yüzden kutu sütlerle ilgili kullanmaması gereken... Şunu da sormak istiyorum. Kefir demişken, özellikle dışarıda en çok gördüğümüz kefirlerin meyveli olanları var. Bunlar sağlıklı mı? Şimdi onların içeriğine bakarsanız katkı maddeleri var. Biz istemiyoruz işlenmiş gıdaları. Bir besin ne kadar doğalından ayrılırsa o kadar işlenmiş oluyor ve bunun evet. vücut için iyi bir şey değil. O yüzden olabildiği kadar evimizde yapalım, meyvemizi kendimiz katalım içine. Kefirimizi yapalım, meyvemizi katalım artık. Peki yapamıyorsak? Yapamıyorsak sade belki daha uygun olur. Çünkü çilekli olanın içinde aroma konuluyor, yani gerçek çilek değil, aroması var ve katkı maddesi daha fazla. En fazla öyle yapabiliriz. Aslında sade. Şöyle aromasızları tercih edelim. Ya sade kefir daha uygun olabilir diyorum ama benim tercihim tabii ki evde kendimiz evde yapalım. Çünkü daha sağlıklı. İyi mikroorganizmalardan biz yararlanalım. Daha fazla üretmiş oluyoruz. Hem daha sağlıklı, vücut için inflamasyon nedeni değil. Probiyotik olduğu için bağırsağımızı da koruyor. O yüzden mutlaka kendimiz yapmalıyız diyoruz. Erdi Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi sizin belli bir kapasitede öğrencileriniz geliyor velileriyle. Sizlerle birlikte danışıyorlar ve nasıl bir yol alacağını izliyorsunuz. Peki bu öğrencilerinizin otoritesini nasıl sağlıyorsunuz? Bunu genellikle sistemimiz bizim 3 ay oluyor. Genellikle bunun adaptasyon sürecimiz var. Adaptasyon sürecimiz nasıl oluyor? Öğrencimiz geldiğinde öncelikle onunla salonumuza giriyor. Çocuk, hatta salonu bırakın, binadan içeri girdiğinden itibaren çocukla etkileşimi sağlamak zorundayız. Yani o çocuğun oraya geldiğinde daha iyi odaklanabilmesi için, algısını daha iyi yönetebilmek için kesinlikle oraya ilk adım attığından itibaren o otoriteyi kurmamız lazım. Bunu nasıl sağlıyoruz? Sert olarak. Yani konuşma düzeyimizin sert olması lazım. Sertten kastım fiziksel bir müdahale değil. Yani ses tonumuzu ona işletecek bir şekilde. Yani onun algılamasını sağlayabilecek bir şekilde. Salona girdiğinde çocuk, adaptasyon sürecimizde çalışmalarımızda, mesela çocuk bir çalışma esnasında yapmıyor. Biz bu dediğim gibi sert tutumumuzu devam ettirdiğimizde bu çocuklar onu alıyor. Birinci aşama bu mu? Evet. Yani birinci aşamadan kastım çocuğu oraya adapte etme amacıyla yapılan şey. Bu ne şey. Kadar zaman alıyor? Kesin bir süre veremem. Kesin bir süre veremeyiz burada. Bazı çocuklarda bir haftada oturtabiliyoruz. Bazı çocuklarda bir ay. Bir ay süren, iki ay, üç ay süren oluyor mu?
2-3 ay olmuyor da maksimum 2 ayda bu çocuklar belirli bir seviyeye geliyor. Yani oraya adapte olabiliyorlar. Başka neler yapıyorsunuz? Bunun dışında ben şeyi söyleyeceğim. Bu spor önemli ama beslenmeyle aynı anda ilerlemesini söylüyoruz her beslenmeyle zaman. Beslenmeyle aynı orantıda ilerliyoruz. Yani zaten koordineli biçimde, ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü biz bu çocukla 1 saat 2 saat çalışalım. Çocuk gitsin işlenmiş gıda yesin, ne bileyim paket içerisinde şekerli yiyecekler tüketsin. Boşa çalışmış oluruz. O yüzden spor ve beslenmenin bilinçli bir şekilde ilerlemesini her zaman öneriyoruz. Yaş ortalamaları kaçtır gelen öğrenciler? Belli bir yaş ortalamasını hedef koymadık. Ancak 3 yaşında öğrencimiz de geliyor. 30 yaşında öğrencimiz de var şu an mesela. Burada 3 yaşındaki öğrencilerimizle az önce de ilk sorunuzda sorduğunuz gibi oyun katarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani oyun katarak çocuğu hem sıkılmayacak şekilde, çünkü belli kas grupları gelişmemiş çocuğun. O yüzden yani onu dengeleyerek. Sıkmadan aslında. Evet, evet. Bunun için bir mücadele veriyorsunuz. Kesinlikle. Ebeveynlerle birlikte. Kesinlikle. 3 yaştan 3-6 yaşa kadar bunu yapıyoruz. 7-13 yaş arasında da pliometrik antrenmanlar dediğimiz, yani sıçrayıcı egzersizleri içeren antrenmanlar yapıyoruz. Bunu açarsak nasıl antrenmanlar bunlar? Telefonunuz çalıyor. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Kısabilirsiniz telefonunuzu. Bazen oluyor böyle canlı yayında. Telefonlarımızın sesi açık kalıyor. Sonuçta öğrenciler ebeveynlerle geliyor ama belli bir zamandan sonra ebeveynler gidiyor. Siz birlikte kalıyorsunuz. Evet, devam edelim. 3-6 yaşta bunları uyguluyoruz. 6 yaştan sonra 7-13 yaş arasında da pliometrik antrenmanlar. Bunlar genellikle sıçrayıcı egzersizleri kapsıyor. Bunlar neler? İşte farklı long jump, long jump dediğimiz uzun atlama, trambolinle zıplama. Yani buradaki çocukların zıplayarak ne kazanıyor? Vücutlarında ağır metaller var. Bunlar toksin yoluyla, yani terleyerek atmasını sağlıyoruz. Biliyorsunuz bu ağır metaller iki yol atılıyor. Birincisi idrar yoluyla, ikincisi ter yoluyla. Biz spor salonunda ter yoluyla bunları atmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani gerçekten aslında emek var. Büyük bir emek var. Kesinlikle. Yani siz MEK Otizm ailesi olarak da bunu keza kez hep söylüyorsunuz bize. Programlarımızda da anlatıyorsunuz. Hocam bir soru daha soracağım şimdi size Pakiz Hanım. İnflamasyon nedir? O kadar çok soru geliyor ki bununla ilgili. Sizden bunun detaylarını alalım mı? İnflamasyonu bağırsaktan başlayarak anlatalım. Peki. Biz bağırsağımıza aşılarla, pestisitlerle, işlenmiş gıdalarla, şekerli unlu gıdalarla aldığımız yiyeceklerle ekstra olarak vücut bağırsağın bariyerindeki tek sıralı zincirimiz var bizim savunma sistemi. Villusların üstünde ben tek başına mikrofilm gibi kapatır orayı. Oradan orayı tahrip ederek daha büyük moleküllerin içeriye girmesine neden oluyor. Bu da vücutta antijen görevi görüyor. Yani vur emri yapması gereken sistemi çalıştırıyor. Hemen antikorla onu işaretleyip onu öldürmeye çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. O inflamasyonu orada devam ettiği sürece, daha doğrusu bu besinlerle aldığımız, antibiyotikler kullandığımız, kimyasallara maruz kaldığımız her şey bunu tetikliyor. Orada yoğun olarak olması inflamasyona neden oluyor. O yüzden biz inflamasyonu engellemek için besinlerle gelen kısmını azaltmaya çalışıyoruz. Nedir besinlerle gelen kısmı? İşte gluten gibi, kazein gibi. Gluten, buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan bir madde. Bunu vücut tanımıyor. O yüzden orada bir inflamasyon oluşturuyor. Biz bu yüzden beslenmede gluteni çıkarıyoruz. Kazeini de keza çıkartıyoruz. İnflamasyonda çok büyük başarı da sağlamış oluyor. Ne oluyor? Hissedilir şekilde çocuklar, büyükler ve kim de varsa o mutlaka düzeliyor oradaki inflamasyon. Ne kadar zaman oluyor? Belli bir zaman var mı? Söyleyebilir misin? Bir hafta sürecinde bile beslenmeden çıkardığınızda bu inflamasyon yapan maddeleri bir hafta süresinde bile çok hissedilir. Bir kere bağırsak düzenimiz çalışıyor. İshal veya kabızsak o düzeliyor. Kokular gidiyor gibi bir sürü kendinizi iyi hissettiren durumlar oluşabiliyor. İnflamasyonu azaltan şeylerde en başta balık yağı geliyor. Omega 3'ler diyoruz biz bunu. Haftanın 2-3 günü mutlaka tüketelim diyoruz.
Bunlar işte somon, sardalya, uskumru veya küçük balıklar, hamsi, istavrit gibi. Hı hı. Geçen yayınlarda da konuştum aslında, bir toparlama şeklinde olsun tabii bu bizim için. Yeni katılan izleyicilerimiz evet, en azından aramızda öğrenmiş olurlar. Evet, biz hücre zarlarımızı koruyarak, omega 3 vererek hücre zarlarımızı da korumuş oluyoruz. Çünkü hücre zarımızın çoğu omega 3'ten oluşuyor. O yüzden balık bizim için vazgeçilmez ama ağır metal kaynağından da uzak tutmamız lazım. O yüzden Norveç somunu diyoruz. Sardalya bu konu için iyi. Dil balığı yine iyi. Hamsi, istavrit yine iyi. Yine oradaki inflamasyonu azaltmak için yine ceviz, badem, fındık gibi hem karbonhidrat hem protein hem yağdan ayrıca omega 3'ten zengin besinlerimizi ne kadar aralıklarla tüketilsin? Haftada 2-3 günü balık düşünürsek, hı hı, eğer alamıyorsak her gün balık yağı, iyi kaliteli bir balık yağı tüketmek gerekir. Ceviz, fındık, bademi her gün mutlaka bir 50 gram yaklaşık, yani yarım çay bardağı kadar tüketmek gerekir. Sebzelerden yararlanabilir. Sebzeler bunun için mükemmel kaynaklar. Beyazdan mora kadar giden skalada beyaz, sarı, turuncu, yeşil ve mor olarak antioksidan etkinlikleri çok yüksek. Özellikle morların ve yeşillerin bol bol sebze tüketerek bunu çiğ sebze tarzında veya sebze suyu alın, alın mesela lahanayı sıkın suyunu. Evet evet, ıspanağı sıkın, sıkarak sebze sularıyla daha çok mineral almış oluruz ve o dokuyu korumuş oluruz, bağırsak, hı hı, zincirimizi koruruz. Aslında ödem için de kullanılıyor değil mi hocam? Tabii tabii. Aslında o savunma sistemini korumuş oluyoruz. Çünkü vücudun savunma sistemi %85'i bağırsakta ve bağırsak yaklaşık 400 metrekare bir alanı kaplıyor. En büyük olay aslında bağırsakta geçiyor. Hı hı. Tabii diğer taraflarda var ama en büyük olayımız bizim bağırsak. Eğer bağırsağı iyi toparlarsak ve doğru gıdaları doğru zamanda verirsek zaten bütün otoimmün hastalıklar, MS olur, alerjiler olur, bir sürü hastalığın da aslında kökenini kurutmuş oluyoruz. Zaten gluten ve kazeini otomatikman bıraktığımızda kim olursa olsun, yani illa otizm spektrum bozukluğu olmak zorunda değil, herhangi bir insan bunu bıraktığında zaten kendindeki iyileşmeyi de görür. Çünkü artık bu şey olarak da kabul edildi, bilimsel anlamda da kabul edildi. Evet, bundan dönmeliyiz. Çünkü bunu vücut tanımıyor. Tanımadığı için inflamasyonu, inflamasyon bir sürü kronik inflamatuar şeylere ve sonrasında hastalığa doğru gidiyor. Bu hastalıkların adı neyse, işte dediğim gibi biraz önceki hastalıklar evet diyebiliriz. O yüzden bunları mutlaka yememiz lazım. Meyveler yine mutlaka organik diyoruz tabii, yani organik bulmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Topraklarımızı çok kirlenmemiş olması lazım. Daha temiz, şehir alanı dışında yetişmiş o egzozlara. Çok fazla organik meyveye ulaşamıyoruz ama artık. Sebze, ulaşabileceğimiz yerler var, çiftlikler var mesela. Hı hı. Daha şehir alanı dışında çok rahat da ulaşılabiliyor. Biraz Google'dan da bakarsanız görürsünüz. Bulabiliyoruz aslında. Semt pazarları. Evet, semt pazarları da bu kaynak için çok önemli yerler. Yine sebzeyi böyle, meyveyi böyle. Baharatlar, bakın bizim baharatlar çok es geçilen bir şey. Hep böyle beslenmeleriz ama hiç kimse baharatları oturup anlatmaz. Baharatlar da bizim için çok kıymetli besinlerimiz. Zerdeçal, zencefil, pul biberimiz, nanemiz, kekimiz, sumağımız. Yani bunların hepsi bizim için çok kıymetli. En son ne zaman sumak yediniz? Mesela size sormak lazım. Çok uzun zaman evet olmuştur. Ama yani en yüksek 8 ay önce. En yüksek antioksidanlarımızdan bir tanesi. Evet. Dediğim gibi geçen sefer de söylemiştim. Karıştırıp hepsini yemek lazım. Bir çay kaşığı yemekleri atmak lazım. Hepsini atabilir miyiz? Hepsini karıştırıp atabilirsiniz. Çünkü hepsinin içinde çok değerli minerallerimiz var, vitaminlerimiz var. O baharatlar kısmı bizim hep böyle geçtiğimiz bir kısım. Ona ben çok değinmek biz istiyorum. Biz geçmeyelim, değinelim hocam. Evet, evet. Çok önemli. Ben hepsini karıştırıyorum böyle. Bir çay kaşığı kadar. Her öğünümde bir çay kaşığı, üç çay kaşığı yapar. Onu almam gerekenleri zaten almış oluyorum. Diğeri iyi yağlar. Mesela sabah kahvaltısında tabii yumurtayla. Ve mesela kırmızı biberi, pul biberi daha çok tercih edebilirsin. Veya karıştırıp, yani hiç sorun değil. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Çok faydası var bilakis. Zaten biz supplement deyip avuç avuç hap yutmuyor muyuz? Evet, yani onun yerine evet kendisini, bitkinin kendisini yemek daha kıymetli. Yine iyi yağlar diyoruz. İyi yağlardan kastımız zeytinyağı olabilir. Omega 9'dan yüksek. Şey olabilir, Hindistan cevizi yağı olabilir. Avokado yağı olabilir. Keten tohumu yağı olabilir.
Çörek otu yağı olabilir. Bu iyi yağlar da çok önemli bizim için. Çünkü kısa ve orta zincirli olduğu için bağırsak bariyerimizi de koruyor. Hemen orada enerjiye çevirip hemen oradaki işte bağırsak kasılması, gevşemesi, bağırsağın işleri, oranın temizlenmesi yağlar gibi. Burada çok önemli. Tabii tabii. İşlemleri yapıyor. Hem insülini dürtmediği için iyi bir kalori kaynağı ve işlemlerini yapması için gerekli. İyi yağlar da burada çok kıymetli bizim için. Yine spor tabii çok önemlilerden bir tanesi. Her gün mutlaka bir saat spor yapmamız lazım. Yetişkinler, çocuk, kim, hangi yaşta olursa olsun. Çünkü biz hareket üzerine yaratılmışız. Hareket bizim. Hasta insanlara biz bası yaralar oluşur. Devam döndürmek zorundayız. Yoksa oralarda yaralar tabii oluşur. Siz hep söylüyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yeşimcim yürüyüş olsun. Evet, evet. Ekliyorsunuz mutlaka. O da çok önemli. Suyu bol bol içmek. Yani suyu bol bol derken bir miktar var. Nedir? 20 kiloya 1 litre kadar su. Ama spor yapıyorsak her saat başına 1 litre kadar su. Suyu da alkali içmek. Alkali su içmek. Çünkü vücudumuz içi alkali. Vücudumuzda kanımızın pH'sı da alkaliye yakın. 7,5-7,45. Hep bu aralıkta tutmak için işlemler yapılıyor. Günde en az kaç litre su içmek gerekiyor? Kilo başına 20, yani 20 kilo başına 1 litre diyorum. Mesela 60 kiloysanız 23 litre. Spor yapıyorsunuz ekstra üzerine 1 litre de öyle ekleyin. 4 litre gibi düşünün yani. Su içmeyi sevmeyenler ne yapsın Pakize Hanım? Vücudumuzun %60'ı su zaten. Yani siz kendinizi inkar edebilir misiniz? Zaten bütün metabolik olaylar su varlığında gerçekleşiyor. Su olmadan hayat olmaz, yaşam olmaz. O yüzden suyu kurabiliriz cep telefonlarımızı saat başı, 2 saatte bir. Yalnız su içme şekli önemli. Sabah, nasıl? Öğle, akşam öğünlerimiz var. Öğünlerimizden ya 1 saat önce ya da 2 saat sonra. Çünkü sindirim 2 saat sonra tamamlanıyor veya yarım saat önce yemekten. Çünkü mide asitimiz de diluye etmemek lazım. Proteinler orada sindiriliyor. Hidroklorik asit diyoruz biz buna. Eğer diluye edersek proteinler 12 parmak bağırsağına tam yeteri kadar sindirilmeden geçer. O yüzden suyu mutlaka yemekten önce veya yemekten 2 saat sonra şeklinde yapmak gerekiyor. Ve önemli. Suyu içerken hani böyle 2 litre bir anda 2 bardak değil de hani nasıl böbrek yavaş yavaş süzüyorsa, bize idrar yapıyorsa, biz de öyle saatte bir bardak gibi, yarım bardak gibi tüketmek en faydalı olanı. Çünkü hücre içine geçirmek önemli. Vücut o anda suya ihtiyacı yoksa zaten böbrekle atıyor. Tabii. Eğer ihtiyacı varsa onu kullanıyor. O yüzden de o parametreleri de düşünmek lazım suyu içerken. Oda ısısında olması makbuldür. Soğuk değil de oda ısısında. Çok soğuk kullanılmasın mı? Evet, çok soğuk. Tüketilmesi gerekmiyor. Tüketmeyelim. Oda ısısında olması iyidir. Su bizim hayat kaynaklarımızdan bir tanesi. Yaşlanmak istemiyorsak da su içmeliyiz bol bol. Çünkü maalesef çok sevilmiyor. Bazı kişiler tarafından da sevilmeyen, zorla içen de var ama. İşte onun için aslında o susama reseptörlerinde problem oluyor. Suyu içmemizi bize hatırlatır beden ama yaş ilerledikçe hatırlatmayı unutur. Ama bu bizim ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmez. Mutlaka telefonumuzun saatini mi kuracağız? Hatta su içme şeyleri vardır. İndirirseniz o hatırlatıyor. Mutlaka içersiniz o dilim zarfında. Bir şey daha sormak istiyorum bu konuda, sizi böyle stüdyomuzda yakalamışken. Şimdi diyete giriyor insanlar. İşte toplumda işte bayanlar daha fazladır. Her zaman biz diyet yaparız devamlı. Her hafta bir diyete başlarız. Gün içerisinde hiçbir şey yemeyiz. Akşam birden yeriz. Bu nasıl önüne geçilir? Tabii yeterli bir dengeli beslenerek geçebiliriz önüne. Çok yemezsek çok acıkırız. Çok acıktığımızda ara öğünleri mi daha çok tercih ara etmemiz değil, gerekiyor? Genelde 2 veya 3 öğün maksimum. Sabah, öğle, akşam gibi. Akşamı da en geç 5-6 gibi bırakmak kaydıyla düşünürüz. Genelde yemek yerken daha çok karbonhidratla değil de protein ve sebze ağırlıklı olabilir. Sabah öğle şey yapabiliriz, aralarda yaramazlıklar yapabiliriz. Ne gibi? Tatlı gibi, minik küçük yaramazlıklarımız olabilir. Sizin için diyorum tabii, otizmli çocuklarımıza tatlı vermiyoruz. Tabii, şeker tabii. Kesinlikle vermiyoruz, uygun değil. Ama akşam mutlaka bir sebze, bir protein şeklinde götürmek lazım. Ondan sonra da kapamak lazım yeme içme olayını. Otizmle beslenmeli, biraz önce de siz de belirtmiştiniz, birbirleriyle orantılı gidiyor. Bu soruyu da geçeceğim ama size de bir soru yöneltmek istiyorum yeniden. Bek Otizm ailesi olarak kullandığınız araç geliştirim, bilimsel bir açıklaması varmış. Bir spor faaliyetlerinden bahsettiniz, çocuklara nasıl yön verdiğinizden, neler yaptığınızdan bahsettiniz ama bilimsel açıklamasına
giremedik. Bundan da bahsedelim mi? Tabii ki. Bizim salonumuzda 4 adet temel, yani temel yapmamız gereken aletimiz var. Aletten kastım uygulamamız gereken sistem var. Bunlardan birincisi merdiven. Merdiven normalde günlük hayatımızda baktığımızda insanlar baktığında yürüyüp indiğinde çok farklı, çok bir anlam yüklemez. Aslında otizmli bireylerde özellikle o kadar çok faydası var ki. Mesela beynimizde bulunan cerebellum, yani beyincik ve ön lob, yani frontal lobu arasındaki bağlantıyı kurarak bu çocuklarda tamamıyla ortama ayak uydurmasında, dikkatlerini oraya sağlamasında ve algılarının açılmasında büyük önem sarf ediyor. Trambolinimiz var. Trambolinde daha önce bahsetmiştim. Çocuk belli bir paralelde zıpladığında ağır metaller, vücutlarında ağır metaller var, büzüşmüş metaller var. Bunları atmasında birebir, yani ter yoluyla toksin haline gelip atılmasını sağlıyor. Sonra tırmanma duvarımız var mesela. Tırmanma duvarı inanılmaz bu çocuklarda faydalı. Bu çocukların %90'ı yükseklik korkusuna sahip. Yükseklik korkusuna sahip olduğundan dolayı çoğu aktiviteyi ve hareketliliğini yansıtamıyor. Yani reddediyor. Evet, reddediyor. Bir de hareket kısıtlılığı yaşıyorlar. Bu çocuklara tırmanma duvarını çıkartarak kademe kademe, zaten çoğu çocuk ilk geldiğinde direkt tırmanmıyor. Yükseklik korkusu olduğundan dolayı biz bunu kademe kademe ilerletmeye çalışıyoruz. Önce bir adım attırıyoruz, bir adım çıkartıyoruz. Sonra günler içerisinde kademe kademe attırarak onları belirli bir seviye var, oraya kadar çıkartıyoruz. Yani sonucunda ne oluyor? Bu çocukların korkularını yenmesinde. Merdivene günlük hayatlarında alışkınlar aslında ama herhalde tırmanma duvarı biraz daha riskli gözüküyor. Yani merdivene alışkınlar ama süresi önemli. Yani minimum 10 dakika boyunca o çocuğun çıkıp inmesi bahsettiğim şeyler açısından çok önemli. Evde de yapıyorlar mı? Tabii, yani biz yapmalarını öneriyoruz. Yani, antrenman aslında. Evet, haftada 5 gün 6 gün bizim salonumuza geliyorlar. Gelmedikleri günlerde biz bunu öneriyoruz. Yani çocuklara çıksınlar 1 saat spor ve durmamaları lazım. Durmadan 1 saat yürüyüş kesinlikle öneriyoruz. Tırmanma duvarı tabii bazı çocuklarda konuşmasının açılmasına da katkıda bulunuyor. Yani çok güzel. Konuşamayan bireylerde kelimeler çıkmaya başlıyor. O korku yenildikçe çocuktan bu şekilde konuşma dönüşleri alabiliyoruz. Başka? Bunun dışında bisikletimiz var. Bisiklet, eliptik bisiklet ve normal dikey bisikletimiz var. Sonra koşu bantlarımız var. Koşu bantlarımızda interval antrenman ve hit antrenmanları yapıyoruz. Bu interval antrenmanlar neler oluyor? Günlük olarak mı yine periyodik olarak devam eden? Koşu bandını her gün yaptırıyoruz. Koşu bandının amacımız zaten özellikle ilk gelen çocuklarda genel kondisyonunu arttırma amacıyla. Yani bu çocukların seviyeleri belli, sürekli hareketsiz olan bireyler oldukları için öncelikle onu kondisyonu açma amacıyla belli seviyelerde yürütüyoruz. Yani direkt koşturmuyoruz. Daha sonra bir de koşu bandını ısınma amaçlı kullandırıyoruz. Yani yapacağımız antrenmanlar öncesinde ısındırma amaçlı koşu bantlarını aktif halde kullanmaya çalışıyoruz. O zaman haftalık programlar çıkarıyorsunuz. Kesinlikle. Haftalık, aylık. Yeni olan üyelerimizde bir ay boyunca yapması gerekenler var. İşte o bahsettiğim 4 tane sistemimiz var ya, koşu bandı, koşu bandı, trambolin, merdiven ve tırmanma duvarı. Onları bir ay boyunca sürekli halde yaptırıyoruz. Sonra çocuklarda gözlemini biz sağladığımız için çocuklarda ilerleme gördükçe antrenman tiplerini ve şiddetini arttırıyoruz. Peki ilerleme gördüğünüz zaman antrenman tiplerini zorlaştırıyoruz, ilerletiyoruz dediniz. İlerleme görmediğinizde ne yapıyorsunuz? İlerleme görmediğimizde antrenmanımıza devam ediyor. Yani yine devam ediliyor. Evet, devam ettiriyoruz. Yani daha önce de belirttiğim gibi belli bir süremiz yok bizim. Yani çocuk gelecek oraya, bir ay sonra düzelecek diye, seviyesi artacak diye bir şey demiyoruz. Bu 3 aya da sığabiliyor. 2 ay sonrasında da olabiliyor. 1 hafta sonrasında da olabiliyor çocuklarda. En geç ne kadar zamanda gördünüz bugüne kadar? Yani ben çalışma sürem fazla olmadığı için 3 ayda. 3 ay sonunda bile çocukta belli değişimler olmayan çocuklarda oluyor. Ama çok nadir oluyor. Genelde olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü ben yayınları izlediğim zaman, daha önceki yayınlarda da aileler teşekkürlerini iletiyor. Evet. Çok ne kadar kendileri için faydalı olduğundan bahsediyor. Ve çocukların gelişiminden yayında da bahsediyordu. Parkes Hanım, siz de yayındaydınız. Evet. Gördük, anlattınız ve sizin de katkılarınızı, her zaman neler sağladığınızı, faydalarından da bahsediyor aileler beslenme alanında. O yüzden hemen beslenme ve otizmin önemini, yine birbiriyle paralel olduğunu belirtmiştik. Yeniden sizden alalım mı? Otizmde, beslenmede nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz önce cevaplamıştık ama. Biraz daha hani... Tamam. Yağlara bir şekilde ben girmek isterim, iyi yağlara. Onları nasıl kullanacağımıza.
Sıvı yağ yerine ayçiçek yağı, mısır özü yağı yerine zeytinyağı mutlaka elimizde alıyoruz ve onu kullanıyoruz. Fakat zeytinyağı ısıya çok duyarlı bir yağ. Yani çok ısıtmamak gerekiyor. Yemeklerimizi pişirdikten sonra altını kapatıyoruz. Ondan sonra yağı ve tuzumuzu mutlaka ekliyoruz. Besin değeri kaybı olmasın diye. O önemli benim için. Daha çok kullanabilirsek eğer pişirme yağı olarak Hindistan cevizi yağı, avokado yağı veya tereyağı kullanabiliriz. Daha ısıya dayanıklı ve daha rahat tüketebiliriz bunları. Ona değinmek isterim. Yine yemeklerimizi yerken, şimdi bu çocuklarda SIBO dolaşabiliyor biliyorsunuz geçen yayında. SIBO'dan bahsedelim biraz daha. SIBO'dan bahsedelim. Yine bir tekrar gibi olmuş olsun. SIBO ince bağırsakta koliform bakterilerin olması gerekenden daha fazla birikmesi. Bu karın ağrısı, diyare, ishal, kabızlık gibi nedenlere nedenleri oluşturuyor. Bu o kadar duruma geliyor ki acı verici hale geliyor. O yüzden biz daha çok bunda önce bir tedavi, daha sonrasında da beslenmede bir takım şeyleri çıkartıyoruz. Monosakkaritleri, fermente ürünleri, disakkaritleri, oligosakkaritleri ve polyollar dediğimiz daha çok bunu şekerli gıdaları da içine alan sebze ve meyvelerin belli kısımlarını da programlar çekiyoruz. Çok kısa süreli bir program, çok fazla uzun süre devam ettirilemez ama çok başarılı, SIBO'daki şikayetleri de azaltıyor. Yemek yerken ağızda başlıyor biliyorsunuz sindirim. Yavaş yavaş yemek, çiğnemek. Hani vardır ya insanlar zayıflarda olur genelde mıy 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 yer hani böyle. Ama sağlıklı olan yavaş yemek. Evet, yavaş yemek. En az 15-20 kere ağzımızla çevirmek. Özellikle proteinleri. Bize Allah dişlerimizi çiğneyelim, daha küçük hale getirelim ki sindirim daha kolay olsun. Oradan salgılanan enzimler de daha kolay. Daha az enzim salgılansın, karaciğer az yorulsun, pankreas az yorulsun diye. Çok iyi çiğnedikten sonra yutuyoruz bunları. Yutarken çok hani sohbet değil de konuşma gibi değil çünkü oksijen yutmamamız lazım. Hava yutuyoruz çünkü. Hava yutunca bu sefer ince bağırsağın oksijensiz olması lazım ki orada iyi işlemler devam etsin, SIBO oluşmasın diye. O yüzden ağzımızı kapatarak, yavaş yavaş çiğneyerek besinleri yiyoruz, o önemli. Sindire sindire. Evet, aynen öyle. Özellikle proteinler, kırmızı et, tavuk eti gibi proteinler biraz daha sindirimi zor yiyecekler. Onu iyi parçalayarak hem midenin de o işlemini zorlaştırmamış oluyoruz. Daha az hidroklorik asit yani mide asiti salgılanıyor ve onun daha iyi parçalanmasını da sağlıyoruz. Böylelikle ince bağırsağa gönderiyoruz. Yine bizim için önemli şeylerden biri bu gluten ve kazein deyip duruyoruz ama gerçekten çok kıymetli. Yani siz bunsuz, her programda bunu belirtiyorsunuz. Evet. İnsanlar zor yapılabildiğini düşünüyorlar ama o kadar kolay yapıyorlar ki bizim üyelerimiz. Çok güzel. Yani hocam diyorlar biz zor olduğunu düşünüyorduk ama bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştik. Aslında öyle gözlerinde büyüttükleri kadar zor bir şey siz değil. Siz belli bir reçeteler veriyorsunuz evet, değil evet. mi? Evet, beslenme Ebeveyn programı gibi. Veriyorum. Evet. Onun sıfırlandığı da yani gluten ve kazein sıfırlandığı da zaten inflamasyon da oluşmuyor. Tabii ki dışarıdan aldığımız antibiyotikler, mecbur kullandığımız şeyler, antidepresanlar, ilaçlar diyelim, pestisitler, sebze ve meyveleri iyi yıkayamadan, pestisitlerinden kurtarmadan alıp bağırsağa geçmesi de ekstra ama besinlerle geleni azaltabiliriz. Bu bizim elimizde. O yüzden özellikle gluten ve kazein konusuna değiniyorum. Kazein derken biliyorsunuz inek sütü istemiyoruz, yoğurdu, peyniri, ondan yapılan her şey. Ama kefir kullanabilirsiniz yani kefir. Meyveli olmazsa daha iyi olur. Ya evde meyveli kullanabilirsiniz tabii. Yani karıştırıp kefiri blenderdan meyveli kefir yapabilirsiniz. Onda dışarıdan sorun yok. Tüketirken ama evet, dikkat edelim değil mi? Peynir olarak sütleri çok önermiyoruz ama keçi sütü, manda sütü olabilir. Ondan yapılan peynirler, peynir olur, yoğurt olur. Onlar tüketilebilir. Onlar daha sorunsuz. Daha iyi sindirilebiliyor, tolere edilebiliyor. Zaten sadece bu ikisini diyetten elimine ettiğinizde zaten sorunun büyük problemi çözmüş oluyorsunuz. Sadece bundan. Bu sadece otizm spektrum bozukluğunda değil, bütün insanlar için geçerli. Artık biz gluten ve kazein sindirilemiyor. Yani bu kesinleşti. O yüzden ısrarla almanın, çocukları bunlarla beslemenin bir mantığı da yok. Lütfen kullanmasınlar. Yani
tamam biz tahılla dayalı bir ülkeyiz. Bizim esas şeyimiz buğdaydır, arpadır, çavdadır, yulaftır ama artık bunlar özellikle buğday bozuldu, genetiği değiştirildi. GDO diyoruz, genetiği değiştirmiş organizma diyoruz. Yani o bir artık yaratık diyeceğim. Ona döndü. Onun hiçbir besleyiciliği kalmadı. Tam tersi vücudumuzda toksik maddelere neden oluyor, vücudumuza zarar veriyor, inflamasyona neden oluyor. Neden bunları yaptığını bile bile ekstradan besinlerle gelen kısmıyla bağırsağa artı büyük getirelim. O yüzden kesinlikle. Lütfen herkes ama yani zayıflamak isteyen de bunu yapabilir. Diyabet hastası zaten kişilerde bu birebir çözüm. Çocuklarımızda bu, keza yaşlılarımız, herkeste bu bir problem. Artık lütfen bırakalım bu buğdaydan gelen, inek sütünden gelen yoğurt ve peynirinden gelen ürünleri bırakalım. Bir alışkanlık mı yapmak gerekiyor aslında? Biraz ondan mı kaçıyoruz biz? Çok çeşidimiz var. O kadar çok zannediyorlar ki biz ekmek yemezsek doymayız. Öyle bir şey yok. Karbonhidrat içeriyor zaten. Yani protein, çok yüksek bir proteini de yok. Ya en iyi protein kaynağı hayvansal kaynaklı yiyecekler. En iyi kaynaklardan bir tanesi kuru baklagiller. Mesela kuru baklagillere değinmek önemli. Biz kuru baklagilleri, kuru fasulye, nohut, barbunya, mercimi 2 gün suda bekletiyoruz. 4 kere de suyunu değiştiriyoruz. Ondan sonra çocuklarımıza veriyoruz. Ve onlar da iyi bir karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı. Kompleks olduğu için vücut için çok yararlı. Prebiyotik aynı zamanda. Bağırsağı besliyor. Onlardan yararlanabiliriz. Pirinçle ilgili de pirinçte arsenik son dönemde yapılan çalışmalarda okuyorum. Onun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Çocuklara vereceksek illa pirinci bir gün suda bekletiyoruz. En azından arsenik şeyini suya geçsin, zehirlenme olmasın. Bekletmek gerekiyor. Evet, bir gün suda bekletiyoruz. Sonra normalde biz pirinci bir bardak suya, bir bardak pirinci 2 bardak su şeklinde koyarız. Ama biz bu sefer şöyle yapıyoruz. 1 bardağı 5 bardak su gibi. Biraz haşlama gibi oluyor. Sonra süzdürüp devam ediyoruz. Üzerine bir tereyağı ya da yağ koyabiliriz. Çok önermiyorum ama lapa olarak olması daha iyi, daha uygun hiç. Şey olmasındansa. Bunu bu şekilde verip arsenik zehirlenmesinden de engellemiş oluyoruz. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Sebze meyveleri yine keza çok iyi temizlememiz lazım. Çünkü en önemlilerinden biri zaten. Sebze, meyve her şeyle bizimdir. Yani onun dış kabuğunu soymak değil de kabuğuna yakın kısımlarda antioksidan daha yüksek, daha yararlı şeyler var. Kabuklu yemeği tercih ediyorlar genelde ama. İşte kabukla yiyelim ama pestisitler, o kimyasal atıklar var. Onları da iyi temizleyelim. Temizleme yöntemini anlatmıştım geçen sefer. Evet. İşte karbonatlı suda bekletmemiz gerektiğini. Diğer yayınlara bakarlarsa görürler. Bu şekilde temizlediğimizde o zaman daha rahat ve güvenli bir şekilde de tüketebiliriz. Evet. Çeri, çöpü, çekirdeği her şeyle bir bütündür. Mesela limonu bir bütün halinde yemek, tüketmek, olmadı blenderdan geçirmek, o şekilde almak. Çünkü kabuğunda daha çok antioksidan maddelerimiz var. Sarımsak ve soğanla ilgili biraz dokunmak istiyorum. O çok kıymetli antibiyotiklerimizden bir tanesi. Kışa da giriyoruz. Gerekiyor. Fakat bunu daha çok pişirerek kullanıyoruz maalesef. Pişirdiğimizde bunlar şekere dönüşüyor. Etkinliği kalmıyor. O yüzden soğanı ve sarımsağı rendeleyip tüketebiliriz. Hani daha kolay olması açısından. Soğan özellikle yine, kış aylarında. Evet mutlaka çiğ olarak tüketelim. Bize faydası bu şekilde oluyor. O çok çok önemliydi benim için, değinmek anlamında gelirse. Kırmızı et de, evet kırmızı et tüketelim. B12 kaynağımız, demir kaynağımız, alfa lipoik asit kaynağımız. Fakat gezen hayvanların, yani dolaşan hayvanların, yine organiğe getireceğim ama işin sonunu, sağlıklı beslenen ve çok hormon almayan hayvanların etlerini tüketmek lazım. Bunun için daha çok kuzu eti. Yani daha küçük olduğu için hayvanlar, yani daha küçük keçi olur, küçük koyun eti bile olabilir. Daha az çok yaşıyorlar, güzel. Hormona daha az tabi tutulabiliyorlar. Doğal yemle beslenen hayvanların kendisi. Bunlara aslında genel anlamda hepsinin doğal olması öncelikli de doğalı bulmak biraz zor Pakize Hanım. Hayvanların organları, ciğer olur, dalak olur. Bunlar daha hem kalsiyum hem magnezyum hem birçok açıdan besleyici. Onları tüketmek ve bunları iyi çiğnemek. Dediğim gibi proteinler zor sindiriliyor. O yüzden iyi çiğneyip yavaş yavaş mideyi hazır hale getirmek. Bunlar da önemli. Tavuk yine, tavuk, hindi, kaz, ördek. Tavuklar daha ticari olduğu için hani onların hormonal şeyleri olabilir, sorunları olabilir. Ama hindi de bu. Diğer beyaz et
kaz, ördekte daha az oluyor. O yüzden daha çok onları tercih edebilirler. Eğer çok güveniyorlarsa yine tavukları bildikleri bir yerden, yine çiftlikten veya kendileri mutlaka tanıdığı yerlerden bunları temin edebilirler. Ve onların tabii yumurtaları, yumurta da çok önemli. En çok amino asitler yumurtanın beyazındadır. Çok güzel. O da önemli. Biraz daha detaylı ben sizden öğrenmek istiyorum ama yine ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Zamanımızı doldurduk. Erdi Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel. Pakize Hanım çok teşekkür ediyorum. Yine güzel bilgilerinizi izleyicilerimize aktardınız. Yine yarım kaldı. Ne yapalım, zaman yetmiyor diyelim. Efendim, Otizmle Farkındalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine saatler 17'yi gösterdiğinde biz yeniden stüdyomdaki konuklarımla sizlerle birlikte olacağız. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.